<laughs> şey. Korsan tekle başladı. <laughs> YouTube'dan kestiğim tekle. Pardon konuşalım ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün DJ Arsa beraberiz. Efe Çelik burada inanılmaz şeylerden konuşacağız. Çünkü hepinizin merak ettiği, benim de çok merak ettiğim bir sürü şey var. Bir sürü de ortak noktamız var aslında. Evet, evet. Hem Ankara'yı iade edeceğiz. Sizin bütün bu müzik sürecinizi konuşacağız ekiple beraber. Ama sen aslında Adana'lısın abi. Evet. Seyhan Evet. Sonra ne zaman Ankara'ya geldin? 2007'de geldim. 2007'de okul, evet, okul için geldim. Evet okul için geldim. Ve aynı okul aynı bölümde. Aynen ya valla. Son sene denk gelebilirmişiz aslında. Evet yani ben sen hazırlıkta ne kadar? Hiç okumadım hazırlığı. Direkt, ha, ok addim. direkt geçtim. Ha aynen TOEFL verdim. Ha TOEFL verdin. Yok da vermedim aslında şey oldu. O zaman okul şey istiyordu. Işte TOEFL'dan 80 istiyorlardı. altı 6.5 falan galiba. TOEFL'ın bir türü vardı. IBT, IBT. Ha, IBT. Internet IBT. based test ne öyle ha, bir ha. şeydi. Sınava girdim 80 istiyordu ben sınavdan aldım 83 mi 84 mi ne her şeyden kısımdan işte reading listening writing, writing. Ne, hepsinden 20 alman gerekiyormuş. Benim bir tanesi böyle 27 idi bir tanesi writing mi reading mi ne 19 Onu kabul Bana etmediler mi? Etmediler. Ha, i̇yi o zaman madem öyle deyip sınava girdim. Kopu geçtin direkt. Aynen direkt. Bütün hocalarımızla İngilizce konuşuyoruz ama Türkler falan evet, böyle. Evet Ya hocam Allah aşkına Yap falan diyorsun. <laughs> <abi>, yapma ne <laughs> Ahmet abi yapma ne Ahmet abi yapma. Okul zamanında falan müzik yapıyordun. Evet. Sen aslında 2003 yılında mı başladın abi müzik yapmaya? Yok 2003'te lise 1'deyim ben ya. Lise 1'de ya kaçta 2006'da. 2006'da? falan başladım ha. İlk böyle hani ilk ekipman alayım bir şeyler yapayım. Hı -hı. Hani programlara bakma falan. Hip hop 2000... DJ. Aynen. Ne o... Reason mı kullanıyordun? Reason sen kullanıyordum Hı -hı. ha. Reason 3 ile başladım bizim Üçlü. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi normalde lisedeki gençler vesaire falan hep böyle bir grupta bir şey görüp böyle bir enstrümana hı hı. kayma var. gitar görür ben gitar çalmak istiyorum, bas gitar çalmak istiyorum. Prodüktörler için bu daha farklı bir şey. Bir de o dönemde hani benim bildiğim kadarıyla sen de işte Linkin Park, Limp Bizkit. Aynen oradan. Falan <laughs> hani bunu orada söyleyecektim DJ zaten. DJ'lerin evet. işte sahnede olması vesaire. Ve ilk DJ olarak sen sahnede bunu performans olarak düşünerek başladın. Evet. Bir de ama aslında onların daha sonradan öğrendiğimde hani prodüksiyona da gerçekten çok büyük faydalarının olduğunu. Aslında oradaki sound'ların bazılarının işte sample'lar olduğunu ve onları manipüle Hı -hı. ederek onun üzerine canlı enstrüman, yani Linkin Park, Limp Link Bizkit örneğinden Hı -hı. giderek konuşuyorum. işte Joseph Han, işte DJ Little. Hı -hı. Hani onları görüp aslında ben çok böyle gaza gelmiştim Hı -hı. yani bir bandın parçası ama hani her bildiğimiz alışılmış bir enstrüman çalmayıp daha farklı bir şey kullanarak Hı -hı. orada Müzikal olarak var olmaya çalışan karakterler de benim de en çok ilgimi çeken o olmuştu. Aslında beni yani rapçi veya direkt ne bileyim bir elektro gitar bir bateri yerine Hı -hı. hani o hoşuma gittiği için onu tercih ettim. O zaman DJ'lik olarak düşündün evet. ve hani turntabla mı evet. o zaman senin için? Ya Olay turntable mi? işte sample Hı -hı. hani daha böyle işte DJ premier tarzı Hı -hı. hani öyle şeyler hoşuma gidiyordu. Sample'lık için... kısmı da merak ediyorum bu arada yani... Çünkü çoğu prodüktör yani sampling bambaşka bir dünya bence evet. prodüksiyonun içerisinde evet. hani oturup normal bir e, kendin de bir sample tabii yaratabilirsin ama var olan eski şarkılar içerisinden bazen hala yapanlar mesela plak vesaire plak Hı -hı. kesmesi Hı -hı. yapıyor musun yoksa direkt bulduğun e, şarkıları işte sample'lara koyup kendin oradan chopping falan. İkisini, öyle mi de, ikisini de yapıyorum yani plaktan Hı -hı. aldığım da oluyor bir yerde dinledim YouTube'dan hemen kaydedip ya şu an bunu hala yapıyorlar bu arada Hı -hı. hani benim çok ...hani dinlediğim drill parçalarda vesaire... ...hep böyle bir yerinden sample'ı kesiyor. Hı hı. Ondan sonra onu manipüle edip çopluyor. Ya aslında şey olarak... ...sistem olarak müzikal şey çok değişmiş gibi gözükse de... Hı hı. ...bir yerde 90'larda yapılan sample chopping'in... ...sample kesmenin... ...o zamanki davul vuruşlarıyla şu anki farklı bir yerde... öyle ...ben hı hı. öyle duyuyorum yani. Bir de bizim üniversitede ben... İşletme hani okuyoruz ama böyle sound design bölümünde iletişim tasarımdan falan bir şeyler böyle... Aldın mı sound design? Aldım. Ufuk ben Hoca'dan aldım. Ben de, aldım. Ufuk. Ben de Ufuk Hoca'dan aldım. İnanılmaz Kral bir adam aldım. değil mi evet. bu arada ya? Çok severim. Ufuk Önen gerçekten Türkiye'deki çok önemli adamlardan birisi. Ses kayıt yani ve ses mixing... Mastering her şey üzerine her böyle... Her rapçinin okuduğu tek okuduğu kitap olur. <laughs> herkesin <gülüyor> <Kapağı elinde> ya, <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ben de ondan böyle işte bir iki ders kovalamıştım ve yakalamıştım hmm. şansıma. İşte Sound design bir iki müzik medya almıştım. Hmm. Orada konuştuğumuz bir konuydu bu. Bir ara çünkü şöyle bir yurt dışında falan çok tartışmaları açık bir konu bu işte. Atıyorum sampling bir baktığın zaman recreating olarak yeniden hmm. yaratma hmm. olarak hmm. geçiyor hmm. ve... ...aslında var olan bir şeyi e, tekrar manipüle değiştirmek bir yaratım mıdır değil midir diye böyle evet, çok tartışmalar var. Çok fazla var. tartışılan bir şey. Sen ne düşünüyorsun bununla alakalı? Bence öyledir ya. Yani bir Hı -hı. farklı bir süreçten geçiyorsa hani dümdüz direkt almıyorsanız sürece sokup çünkü dinleyip o sonuca varmak bence müzikal bir şey gerektiriyor. Hı -hı. Kabiliyet veya bir çalışma gerektiriyor. Hani bir saniyede olup YouTube bir tane YouTube videosunda çok güzel açıklıyordu. Böyle müziğin DNA'sı gibi düşün. Hı -hı. Çocuğu oluyor. O DNA oraya aktarılıyor. Hı -hı. Sonra oraya biraz ben böyle hani Biraz romantik gelebilir bu söylediğim şey ama ben mesela o DNA'nın dağılıp Hı -hı. belli zamanlar içerisinde tekrardan ortaya çıktığında Hı -hı. farklı soundlarla çıktığında açıkçası benim hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma Hem gidiyor. Hem de o güzel bir şarkının da sürekliliğini sağlamış oluyorsun böylece. Evet, belki umutsuzluğun ve eskide evet. kalmış bir şarkıyı evet. yeni Ona bir şekilde ele alıyorsun. selam çakıyormuşsun gibi oluyor. Aslında Hı -hı. az önce söyleyeceğim şey buydu. Hani eskiye selam çakmak bence çok şey ya bir Hı -hı. de illa bir müzikal bir sample olarak da düşünmeye gerek yok. Mesela bazı davul samp sadece bir davul solusu oluyor. Onu kesip başka bir drum break yapıp onun üzerinden bir şarkı da yapabiliyorsun. İlla hani melodik bir şey olmasında. Ben mesela çok fazla şey eski şarkılarda bir davul solusu varsa veya işte ne bileyim bir fil vesaire feel, hemen tak diye kesip onu biraz böyle manipüle edip tonuna getirip yapmak da Peki tegin nereden çıktı? Tegin bir de zaman içerisinde değişti. Daha önceden başka bir tegin vardı. Evet. Tegi şöyle bugünün tegi çıktıktan sonra Bugün bana dedi ki sana da bir tane yapalım, sana da bir tane Hı -hı. yapalım, güzel bir şey yapalım. Kim yapsın? Böyle konuştuk, aramızda bayağı tartıştık. Sonra bir tane arkadaşımız var Chicago'dan, Middles diye. Hı -hı. Dedi ki Middles'a söyleyelim, Middles bir tane güzel tek yapsın diye. Böyle o da bir buçuk dakika boyunca bir sürü şey, işte arts bir şey, arts bir şey. <laughs> Ben de hiç uğraşmadım, Boogie'ye oldum bugün dedim ki sen bunların içerisinden en güzelini Hı -hı. seçersin. Hani ona bıraktım. Onun o da zevkini. o cümleyi tercih Aynı, etti. Aynen o da onun hoşuna gitti. Biraz çok böyle... Akılda kalıcı. Evet bu arada ya hiç yani. böyle olacağım tahminim. keyifli. Aynen. tek Kralı bugi sağ olsun. Bana Hı -hı. da bir tane güzellik Bugün teki de çok güzel bu evet. arada. Bir de ya tagler öyle bir yere geldi ki bir yerden sonra. Bence önemli bir şey. Hani imza olan bir şey hakikaten yani. Ve o imzanın içerisinde şarkıya da hitap ediyor. Yani her şarkınızı dinleyen kişi şarkının sözlerini eşlik ederken aslında Teg'ler geldiği zaman teki de söylüyor. Şeyde Eza konserlerinde bazen şey oluyor. Spanky dedin ki götüre onu da söylüyorlar. bir de şeyi merak ediyorum. Geçenlerde e, şu senin etkinliğinde birlikteken şey anısını anlatmıştın. Bir konser çıkışında polis arabası muhabbeti. Hatırlıyor musun Neydi onu? o ya? Siz bir konserden çıkmışsınız beraber yürüyor musunuz? Bir polis arabası gelmiş. Ha yok yok konser değil o. Konser bugün, değil bugün yolda bugün yolda yürürken ha, ha. şey Anlatsana ekip otosu yaklaşıyor. yaklaşıyor. Tam herkes böyle ne oluyor falan. YBT mi vereceğiz falan? Bu <laughs> gidiyor. <gülüyor> çok gidiyor. Bir hareket değil mi? Ankara'da olan bir şey <laughs> evet, değil mi? Evet evet. Senin gerçekten rap kültürüne yani çok büyük katkıları olan bir prodüktörsün yani. Sağ ol teşekkür Batı ederim. Batı Yakası albümü işte İşin Mutfağı albümü hmm. gerçekten şu an bildiğimiz ve rap dinleyicilerinin bildiği severek takip ettiği her ismi bir şekilde bir neredeyse çoğalmışsınız, Kesişmiş Aha. ve özellikle prodüktör albümü çok zor bir şey hı hı. çünkü prodüktör olarak kendi e, hayalinde olan bir sound'u orada yaratıyorsun. Bir de bu kadar insanı, hele ki rap kültürü içerisinde herkesin birbiriyle sonuç olarak bir dirsek teması var, iyi arkadaşlıkları da var ama sıkıntıları evet. da var. Böyle bir grubu birleştirmek ki albümdeki isimlere baksak ki herkes var yani orada. Hı hı. Yani çok büyük bir proje ve koordinasyon da çok zor olan bir şey. Hani Bu süreci nasıl beceribildin? Öyle bir şeyi nasıl yapabildin yani? Ya genelde kayıtların büyük bir çoğunluğunu evde kaydediyordum. Hani hep hı hı. benim evde takılıp müzik yapıldığı için. O sırada neredeydin? İstanbul'da, İstanbul'da değil. İstanbul'da, İstanbul'da Ya İzmir'de olduğum bir süre de vardı. Hı hı. İzmir'de ilk askerden döndükten sonra işte Batı Yakası'na başladığımız zaman hı hı. o zaman günde üç parça falan kaydediyorduk. Hani içlerinden hangisi güzelse ona göre seçip şey yapıyorduk. Onunla o o proje yani aslında Batı Yakası, Müptezel bu projeler yapılırken Arada ben işin mutfağı fikrini kaynatmaya başlamıştım Hı -hı. kafamda aslında. O parçalar oluşurken ya bunu ben alayım mı? Ben bunu bir şey, aklıma bir şey geldi. Bunun için tabii kanka kullanma olacak. Nasıl olsa kaydedip bir sürü parça yapıyordu. Bir de onu soruyordum mesela e, soracaktım. Biz pek hazırlayarak mı başladım bu projeye? Yoksa ya bunu yaptım bu gider hani... Sanaçları kafanda belirleyip mi başladın? Sanatçılara göre mi bitler oluştu? Aslında... Ya da yan yana mı oluştu hepsi? Yan yana oluştu hepsi. Hı -hı. Yani bir, bir parçayı bir bit yapıyordum mesela onun üzerine bir şey kaydediliyordu. Hı -hı. Ya diyorum ki bu kaydı kaydı olsun nasıl olsa bunu Elimde kayıt olduktan sonra, vokaller olduktan sonra hep şey ya şu an şu an hala aynı şekilde. Bizim için en önemli şey vokallerin olması. Vokaller olduktan Hı -hı. sonra ben bir şekilde sonuna kadar uğraşıp şey yaparım. Bir değişiklik olması gerektiğinde de ya şurada hani bir kısımlık bir değişiklik yaparsan Hı -hı. önemli olan o sahanda o groove'u, bounce'a oturttuktan sonra Hı -hı. gerisini yapabilmek. İşin mutfağında da Devi yaparken oradan artan parçalar vardı. Orada hani bunu ben alayım, şunu sen al Hı -hı. gibi böyle bir durumdan Parçaları toplayarak ilerlemiştim. Çok zor bir süreç oldu. Çünkü hmm. prodüktör albümü yapmak... O zaman zaten çok fazla prodüktör albümü de Türkiye'de yoktu. Hmm. En iyisi olsun istedim. Sound olarak iyi duyulsun istedim. Farklı bir şey olsun. Çünkü prodüktör albümünün bana sorarsan... Diğer albümlere göre şöyle bir avantajı var. Siz bir bir albüm dinlediğiniz zaman... Bir sanatçının 12 hmm. tane, 10 tane, 8 tane, 5 tane ise Şarkısını sürekli o sanatçıyı dinliyorsunuz. Hmm. Ama bir prodüktör albümünde... Aynı soundta yani benzer soundlarda birbirine Hı -hı. farklı farklı insanların olayı farklı farklı yorumlandırmalarından dolayı Hı -hı. hani böyle değişik bir şey yapayım dedim. Ya yani ben bir soundu duy duyurayım. Farklı insanlarla nasıl duyulur diye. Hı -hı. Bu yüzden bir prodüktör albümü yapmayı tercih edip onun üzerinden ilerledim. Çok uzun sürdü ama. Ne yani... kadar sürdü bitmesi? 3 sene falan sürdü. Üç sene. İki buçuk ama yani o sırada hem müptezel de yapılıyordu hem dev de yapılıyordu hem batı yakası da yapılıyordu. Yani arada bir Hep sürü... Yani aynı anda, anda şey şeyler. oldu. Hı -hı. Aha. Peki e, e, eğer tegin olmasa bir dinleyen senin e, bunu arts yapmış ya nereden dersence? Neyi dinleyerek? Genelde böyle biraz kırık bir melodi varsa <laughs> böyle o oradan. <laughs> Bu yani yakın çevrem en azından benim yaptığımı hı hı. anlıyor böyle değişik. Hani farklı duyulmasını istediğim için hani hedefim olduğu hı hı. için böyle biraz rahatsız edici. Hı. Sen Bir daha saat... melodi adamısın galiba projeli. Ben daha böyle işin hipnotik tarafındayım ben. Hı. Bir şekilde dinleyiciyi ya yani o beat'in hipnotik böyle ele geçirmesini istiyorum. Biraz hı hı. böyle kulağa kötü gelse hı hı. de. Mesela örnek hangisini verirsin atıyorum örnek üzerinden konuşsak. Son zamanlarda yaptıklarından. Mesela işte Paspartu'nun <laughs> ilk kısmı mesela hani böyle gıcık böyle. <laughs> <laughs> Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor benim öyle şeyler yapmak. Sizin aslında buradaki bu sisteminizde birazcık böyle oldu. Bunu Atlanta stili mi deniyordu? Aslında evet. Atlanta stili de. değil mi? Yani hani Türkiye'de çok fazla olan bir şey değil aslında bu. Şimdi yeni yeni var ya. Hani eskiden beri de böyle daha hep bireysel şeyler. Hani prodüktörlerin çünkü yurt dışındaki sistem baktığın zaman bir tane sanatçı var. Sanatçının arkasında Dört beş tane söz yazarı var, 2 üç tane prodüktör beraber çalışıyor, mix masteringinde mixing evet. biri var, masteringinde biri var yani Hı -hı. çok bir sanatçı için belki 20 kişilik bir ekip çalışıyor da daha fazla bile Hı -hı. olabiliyor. Ama Türkiye'de genelde hani hatta bazıları var. Her şeyi kendisi yapıyor. Hı -hı. Yani çok da tabii saygı duyu, duyduğum evet. bir şey ama orada size de o tarz sorular gelmiş galiba. Abi iki kişi ne yapıyorsunuz falan gibi. Ama öyle yani sen melodileri yapıyorsun veya atıyorum davulları yapıyorsun bir pastaşma durumu var. Evet, orayı sürekli orayı değişiyor değişiyor misin? aslında. Biz aslında şurasını sen yap, burasını ben yapayım diye bir iş bölümü almadan Hı -hı. tamamen iki tane bilgisayar ya da tek bilgisayar hangimizinki ise zaten hep birbirine hani bankalar hani Hı -hı. yakın tutmaya çalışıyoruz. Sürekli bir şeyde takılıyoruz, bir şey duyuyoruz, bir sample duyuyoruz. Presetleri gezerken aha bu çok güzel. Mesela Virzin Kral öyle olmuştu. Hı -hı. Böyle iki bilgisayar yan yana oturuyorduk. Tuşa basıyoruz bir ses, bir Hı -hı. ses. Virzin Kral'ın o onu duydum dedim ki dur bitti şu an. Ben burada onu şey zannetmiştim ya. O hani e, vapur sesi sample'ı gibi zannetmiştim Yok. o girişik şey vardı ya. Yok o böyle Horn gibi bir şey ya o. Horn gibi. Evet. Ama, böyle Ama onun acaba onu mu Şeyi böyle. Tune'unu değiştirdik biraz. Hı. Ondan dolayı biraz daha böyle hı hı. değişik duyuluyor. O rahatlama geliyordu. Bütün sesleri saatlerce böyle geçerken. Bakıyorsun ]ken. bakıyorsun onu bir duydum dedim ki dur tamam. Hı, hı. Buradayız şu an. Hemen Tak tak melodi hı hı. üzerine şey. Peki bu nerede başlamıştı sizin böyle ikili beraber çalışmaya başlamanız? Ya biz uzun süredir zaten yani Boogie ile zaten çok uzun süredir tanışıyoruz. Hep beraber stüdyoda hani yan yana hı hı. duruyorduk. O bir şey yap, yap diyordu. Ben bir şey yapıyordum. O geliyor. Yani sürekli böyle bir interaktif bir ortam içerisinde ve iki tane... Yani zaten o anlattığım dönem 2011 Ankara'sından Hı -hı. bahsediyoruz hani evet. zaten beat yapan kaç kişi var Hı -hı. yapanlara da buradan selam olsun selam olsun, olsun çok ya keyifli bir evet. herkesi birbirini tanıması ve o zaman oranın tadını bilen birisi olarak evet. şu an bunun bu halde olduğunu görmek çünkü ben benim ne kadar ortaokul, ise zamanımda falan işte oluyor galiba Hı -hı. aramızda bir 4-5 yaş var Hı -hı. böyle rap partilerine giderdik böyle sulu bira içerdik orada böyle beatbox yapardık Birileri evet. böyle freestyle, yapardık. freestyle yapanlar falan vardı ve çok çok keyifli bir dönemdi ve o zamanlar aslında rap müzik birazcık daha yani işte kapşon kulaklık müziği Hı -hı. falan gibi böyle herkes atıyorum işine gidiyor okula giderken dinliyoruz Hı -hı. işte paramızı albümler alıyoruz böyle işte ceza i̇mza günlerine, imza günlerine gidiyorsun işte rap konser biri geldiği zaman çok büyük bir olay evet. oluyor. Ortaokuldaki kız arkadaşlarımız böyle kocaman bol tişörtler hepimiz bol pantolonlar giyiyoruz falan. O zamanlar müzik yapıyorsun aslında sen ve popüler olan bir şey değil aslında bu. Bir Hiç işte değil olan, kimseye inandıramayacağın inandıramayacağı. bir şey. Ya 2011 e Ankara'dan bahsediyoruz evet. tekrar söylüyorum. Yani. Ve bir kültür oluşmaya çalışıyor çünkü çok bağlı bir kültür. Grafiti de evet. var breakdance da var bunun içerisinde. İşte ama insanlara bu çok daha tabii o zaman belki Amerikan vari geldiği için veya Ankara'dayız bir de yani. Hani ona lan onu öyle yapma onu böyle giyme falan gibi bir dönemdeyken. Evet. Bunu üretiyorsun ve ürettiğin şeyler ki sizin imzanız olan çok önemli bir işin de burada büyük bir değişime etkisi var yani. Bir anda bu hale geliyor. Her radyolarda mainstream herkes bu müziği yapıyor. Televizyon programlarında rapçiler var falan. Nasıl hissediyorsun bu durumla alakalı? Vallahi çok mutluyum. <laughs> yani sonuç ne olursa olsun çok güzel bir şey böyle bir şeyin bir parçası olabilmek ve yaptığınız şeyin insanlar tarafından bir şekilde bir etkisinin olup başka insanlara kapı açabiliyor oluşu çok hoşuma gidiyor. Gayet güzel ne olursa olsun. Öncesinin eveliyatını bildiğin için lan vay be bunlar büyüdük ha falan oluyorum <laughs> böyle yani. Hoşuma gidiyor. Birazcık da oradaki anılarını merak ediyorum. Çünkü sen aslında beyaz yakalıydın ve üniversiteden mezun oldun. İşte auditi alabilenlerdensin üniversitede değil mi? Evet. Ben auditi alamamıştım mesela. Herkes <laughs> çünkü çok yoğun bilgi vardı falan. Sonra çıktım denetim şirketlerinde çalıştım. Bu süreçte de müzik yapıyordun. Yapıyordum. Şirket içerisindeki durum insanların tepkileri sana nasıldı? Şöyle bir şey var galiba bizde. Bir şey nasıl olmaz üzerine çok konuşuyoruz. Hani... Bu yapamazsın Moruk seni dinleyemezler. Şimdi albüm yapıyorsun? Full. Boşver işinde kal, kal falan. Full. Ve bu yüzden ben hani senin gibi olan insanlara da ilham olacağını düşünüyorum bunu. Çünkü sen hani bunu bir kenara bırakıp hayalinin peşinden koşup bunu başarmış ve çok güzel yerlere gitmiş bir adamsın yani. O yüzden o süreci ve hani nerede tık ettin, nasıl devam ettirdin, onlardan bir şeyler anlatırsan çok sevinirim. Ya sen. beni böyle üniversitede enteresan bir şekilde bir tane şeye, panel gibi bir şeye gitmiştim. Orada ya adamın adını hatırlamıyorum, iki saattir düşünüyorum. Eski Garanti Bankası'nın CEO'su bir tane adam vardı. Baya meşhur bir adam. O adam o panelde bir şey söylemişti. O andan sonra ben de böyle bir Evet ya mantıklı demiştim. Adam emekli olduktan sonra Urla'da mı ne bir yerde bir Hı -hı. ev alıyor... ...ve oraya diyor ki ben diyor üzüm bağı yapacağım şarap üreteceğim. Okey alıyor bağ kuruyor. Ziraat mühendislerini getiriyorlar ve ziraat mühendisleri sürekli... ...işte buradan şarap olmaz buradan şu hayatta olmaz asla yapamazsın. Hı -hı. En son adam uğraşıyor Dan, yani hiç mi bir şey olmaz Urla'dayız yani nasıl şarap olmaz diye. En son İsrail'den bir tane ziraat mühendisi getiriyor adam. İsrail'de de hani Türkiye'ye kadar kıymetli bir... Verimli, abi, bir, verimli verimli yok. bir toprağı olmadığı için onlar hani ellerindeki toprakla ne kadar çok daha iyi bir şey yapabilirizdi teknolojik olarak çok daha fazla uğraştıkları için bizden o anlamda ilerdediler. Ve adam da bunu öğrendiği için bu insanları çağır. İsrail'den iki tane ziraat mühendisi geliyor. Toprağa testler yapıyorlar, alıyorlar <laughs> falan. Bir ay sonra bir ya da işte birkaç hafta sonra adama rapor veriyorlar. İşte diyorlar ki şu 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 şaraplar olur. Şu üzümler üretilir Hı -hı. ve işte return of investment'ı da şu kadar süredir Hı -hı. gibi böyle bir rapor veriyorlar. Yani etrafımızdaki insanlar hep bize zaten ne yapamayacaklarımızı söylediğinde zaten çöküyorsun ama lan birinin de ya şunu yapabilirsin. Evet ya, Demesi gerekiyor yani. Yapabilirsin. De. Bunu duyduğum andan itibaren benim o an hani herkes bu işten bir bok olmaz dediği yerde Kulaklarımı kapamaya başladım bu örnekten sonra ve sürekli böyle gitti. Ailemde de keza hani sonuçta ailem için çok zor. Sen anlarsın benim Hı -hı. Edem, nasıl bir şey olduğunu. Sen sonuçta okulu bitirmişsin. Bir yerde beyaz kul olarak çalışıyorsun. Hı -hı. Garanti her ay gelecek bir param var. Her ay gelecek var. param var. Ne bileyim işte şirket arabam var. Müşterilere gidiyorum. İşte hep CEO'larla, CFO'larla bilmem ne oturuyorsun ediyorsun. Hani ortam olarak bir ailenin... Yani en i̇steyeceği böyle isteyeceği şey. ortamlardan bir tanesi. E şimdi ben bir gün çıkıp dedim ki arkadaşlar ben yapamıyorum, hani Hı -hı. istemiyorum bunu yapmak. Burada da şu an ilerliyor gibiyim. İş arkadaşlarım biliyor muydu bu arada? Bilmeyen de oldu. Hiç söylemediğim bir dönemimde oldu. Ama mesela işte IBM'de çalışırken söylemiştim. Orada Hı -hı. da böyle çok şey oldu. İşte 2016, 2015'te falan hani rap müzik deyince benim en nefret ettiğim şey. Ya yo falan diyorlar, değil mi? <laughs> Aynen kanka. <laughs> Aynen ya yo. falan. onlar anlatmıştım. Hı -hı. Hani böyle bir şeyle uğraşıyorum. O zaman da Batı yakası çıkmıştı. Ne yapıyorsun lan sen falan işte albümüm çıktı. Instagram'dan da takip ediyorlar Hı -hı. beni. Ne lan bu falan diye sormuşlardı. Dedim işte albümüm çıktı. Bakalım ya Apple Music'ten neymiş. İşte girdiler böyle baktılar. Baktı böyle bu albüm 15 lira. Evet. On Drake'in albümü 9 lirası. <laughs> ya abi olur mu öyle şey? Yani ...ikisi birbirinden farklı. iki konsept. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Hani öyle hı hı. çok insanların şey olmamıştı. Bir en son işi bırakırken ki yerde tabii biraz kişisel şova dönüştü. onu bize anlatır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> o kişisel şov kısmında Sercan aradı beni. Dedi ki hı hı. kanka bırak. Tamam. Babamı aradım. Babam dedi ki. Dedi ki bir 6 ayda ne yani en kötü ihtimal hani 6 ay sonra hoşuna gitmezse 6 ay sonra geri beyaz yakalığa devam edersin. Hmm. Süper fikir. ya Babam teşekkür ediyorum baya hmm. verilebilecek en iyi aklı verdi bana evet. orada. Dene. Dene yani 6 ay ne olacak hayatından hani denemezsen daha çok pişman olacaksın ileride belki diye. Hmm. Babamdan da gazı alıp gittim. Bir tane teyple falan gitse. Ben dedim gidiyorum ya. Ben zaten hani böyle bir anlaşmazlık maaşla ilgili bir anlaşmazlığım hmm. zaten gıcık olmuştum yani kafama koymuştum. Hmm. Dedim ben gidiyorum. Nereye ya falan. Dedim ben istemiyorum. Bırakıyorum dedim. Müzik yapacağım ben. Müzikle hmm. şey yapacağım. Manyak mısın sen? İşte işsizlik var. Nasıl olur? Bilmem ne. Dedim ki beni sal. Ben gideceğim hmm. ya Bari ay sonuna kadar durma. Ya dedim yok ben yarın akşam Edirne'ye <laughs> konsere gidiyorum yani. Beni sal. Şu an hani. Benim hmm. işlerim çok yolunda gibi gözüküyor şu an. Onun için beni bırak. Bir sinirlendi. Bir tripler bir şeyler bana. Normalde benim almam gereken maaştan çok daha azını bana orada böyle bir değişiklik oldu ve öyle bir şey oldu ve bana bunu böyle biraz unethical bir şekilde yaptılar. Hı -hı. Zaten dedim az maaş veriyorsunuz bir de üstüne hani ben niye burada durayım ki diye Hı -hı. bir de üst söyledim. İşte kaç yaşındasın sen? 26 27 yaşındayım. Benim dedim kiram işte 2100 lira siz bana veriyorsunuz işte atıyorum 3000 lira maaş ben nasıl nasıl geçineceğim dedim. Adam durdu yönetici bu arada. Adam durdu bana şey dedi ne var ya ben de 30 yaşıma kadar ev arkadaşıyla yaşadım dedi. Dedim o senin problemin kral hani ben <laughs> öyle bir topun içine girmek istemiyorum ya. Benim hiç ev arkadaşım olmadı olsun da istemiyorum yani ya solo takılırım öyle bir iş bulur hani orada çalışırım ya da yani giderim buradan. Tamam dedi işte müzik falan bir şeyler diyorsun neyse de ben dedi senin dedi sözleşmeni de buraya bırakıyorum sen dedi bir iki ay sonra zaten gelirsin buraya da düşersin tekrar. Dedim ki bir iki ay sonra beni arayıp dedim bilet isteyeceksin. <laughs> Bunu da dedim yaz bir kenara. İstedi mi peki? Yani aramaz dayı şey artık. Çoluğu çocuğu varsa Kardeşim nasılsın ya. Babilonda konserin var. Babilondasın. Babilondasın. Bilet de yokmuş ya. Nasıl yapsak falan dedim. Tamam yazarım kapıya. Çok iyi işte. Bu, bu twist'ler var ya evet, hayatımızı evet. devam ettirme sebeptirimizde Ne gerçekten. oldu? Diyecek. Aslında adamı görmedim. Görsen ne oldu? Sözleşme masanın üstünde duruyor ama hala diye sorardım. <laughs> Bilet karşılığında vereyim sana diye. Geldik bir müptesel albümünü. Şimdi sizin müptesel albümünü İzmir'de kaydetmeye başlamışsınız. Evet. Orada hatta şu çok ilginç bir bilgi. Beton orman olacakmış. Evet. 8-8, evet. ee, evet. 8 tane rap, 8 tane reggae şarkısının Aha. birleşimi olacakken yolda birazcık daha aslında evet. hikaye ilerliyor. İlk Esra Rengiz'i Rengiz, kaydetti. İyi, iyi bil. bil, Derman. Biraz o süreci anlatır mısın bana? Mı? Nasıl başlangıç oldu? Yani? Nasıl bir fikirle bu albüm başladı? Çok önemli bir albüm yani burayı biraz konuşmak ben istiyorum. Ben askerden döndüm. ezelle Anıl o zaman sesyon yapıyorlardı. Orada takılıyordu Sercan. Bana dedi ki askerden de geldin geldi de takılırız işte. Müzik yaparız. Gezeriz tozarız. İyi tamam dedim. Hı hı. O sırada iş başvurusu yapıyordum. Şeyden askerden hemen yeni dönmüşüm. Hı hı. Hani bir iki ocakta işe girerim hı hı. diye hesaplıyorum. Hani orada bir buçuk aylık boşluğum vardı. Oraya gittim. İzmir'de. Sonra bir anda biz çatır çatır parça kaydetmeye başladık. Sürekli parça yapıyoruz. Sercan o zaman geldi bana dedi işte sol albüm böyle bir şey düşünüyorum. Sekiz parça, sekiz parça. ...nasıl yaparız diye. Mesela aslında düşünürsen... ...mesela Derman ormana yapılmış bir parçaydı. Aynen. İşte Esrarengiz betona yapılmış bir Hı -hı. parçaydı. Hani aslında öyle Konsept bir... Konsept de devam etti Oraya doğru biraz. gidiyorduk. Ondan sonra işte İstanbul'a iş görüşmesine falan gittim. Sonra Sercan Ankara'ya gitti ve dönmedi. Hı -hı. Ben İstanbul'da işi buldum. O Ankara'da kaldı. Sonra işte bu ile linkleşildi. Oradan devam edildi gibi bir süreç oldu aslında. Müptezel albümü... ...ben Ankara'da olan birisi var şimdi çıktığı dönemi hatırlıyorum... Hı -hı. Rap dinleyicisi her zaman vardı. Dinliyorduk atıyorum eskiden işte 8 projedir 82 veya işte hepimizin bildiği isimler şimdi tabii tek tek saymıyorum da dinli dinleyici olarak vardı rap. Ama e, sürekli atıyorum böyle e, biraz da ilgilisine olan bir şeydi. Hı hı. Hastasına. Hastasınaydı. Sonrasında Müptezer albümü çıktı. Siz bu albümü yaptınız ve ben o şeye şahit oldum. Yani biz geçiyoruz böyle bir şey çıkmış. İlk başta dinleyici olarak yorumlar böyle şeydi. Allah Allah yabancı gibi geliyor ama herif Türkçe söylüyor falan. Sonrasında bir araba geçiyor bir şarkı duyuyorum. Bir araba geçiyor bir şarkı daha duyuyorum. Mekana oturuyorum orada yani. Bir de Ankara bunun başlangıç oldu. Evet. sanki kale gibiydi yani. Ve çok kısa bir zaman içerisinde bir ay içerisinde biz sürekli bu albümü konuşuyorduk. Ve herkes ezberlemişti. Deli gibi bir şey oldu ve onun... Kendiliğinden viral olan bir hale geldi yani. Organik bir şekilde. Organik bir şekilde. Bunun organik bir başlangıç olması ve bütün her şeyi bir anda bambaşka bir noktaya çevirmesi çok ilginçti. Siz sonuç olarak albümü yaparken her zaman tabii ki de iyi bir albüm olmasını bir işte Hı -hı. prodüktör müzisyen ister ama Hı -hı. bu kadar olacağını da tahmin etmiyordunuz Etmiyorum. aslında. Döneme göre yapılan iş daha önce denenmemiş şeylerdi. Hı -hı. Mesela ototiyonun ilk defa bu kadar yoğun kullanılması veya işte sound'un belki daha yani daha ileri görüşlü bir projeydi. Hı -hı. Bundan dolayı çok eleştiriler de aldı o dönem. ...Otatü'nün e, hayata girmesi işte... ...daha new school bir şey, old school... ...nereye gidiyoruz, ne oluyor falan... ...o dönemin size gelen yorumları nasıldı, siz nasıl hissettiniz? Sercan'ın da bir ara... ...bir röportajında dediği bir şey var işte... ...ya dünyanın en kötü şeyini yaptığımı düşündüm evet. bir an dedi... ...yani aldığım tepkilerden evet. dolayı falan... ...sonrasında aslında... ...bu kadar da sevilmeyen... De bir tepki alırken nerelere gitti nerelere kafası sonradan yani. geldi kafası sonradan <laughs> geldi gerçekten yani. yani o an bu arada yaparken zaten hani hep dinlediğin müzikler hani o zaman da zaten dünyada da bir böyle bir Hı -hı. hani değişim vardı ve biz hani o değişim bizi çok heyecanlandırmıştı Hı -hı. sound olarak özellikle hani biz de bunu kendi yaptığımız stilde hani hem eskiye birazcık sadık kalarak hem birazcık da ...yenileştirerek nasıl bir kompozisyon yapabiliriz diye düşünmüştük. Zaten hani Ezel olduğu için hani konu, konsept, Ankara vesaire o hayat zaten hani önceden... Gerçek hani bir şey var. Gerçek bir şey yani Ezel'in rap konusunda tek bir kuralı. Hı hı. Keep it real. Aynen. Gerçek tut. Yaşamadığın bir şey yoksa anlatma. Hı hı. Anlatıyorsan da seni bir yere kadar ciddi alabilirim. Hı hı. Üzgünüm. Çok doğru bir şey ama ya kültürün aslında çıkış noktası bu. Ben şey diye ayırıyorum bu arada yani her dinleyici de bence ayırmalı. Lirikal rapler vardır... ...daha entertainment müzik gibi Hı -hı. eğlence işi Hı -hı. vardır. Ya yani o adamdan lirik kalite beklememek lazım. O adam başka bir şey yapıyor. Hani o öbür adamdan da o kadar popüler bir şey kovalamasını beklememek lazım. O adam bir hikaye anlatıyor ama aslında ikisini belki de aynı anda yapması da evet, burada Evet, olayın çok birazcık oldu. insanlara do gerçekten dokunan kısmı Hı -hı. bir hani heyecanlı bir sound'a sahip olması. Geri Hı -hı. Gel geldiğinde karanlık ama bir yandan da hani enerjisi yüksek bir sound'da olması, ikincisi de içeriğinden kaynaklı. Hı hı. Ve hani Ankara'da yaşamış veya işte sokak hayatını yaşamış, büyük şehirde yaşamış insanların hepsinin ne demek istediği veya çok o iyi yaştaki çok ha. iyi anlı insanlar kendilerini bu hikayeyle özdeşleştirdikleri için aslında hı hı. bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çoğu insanın aslında duygularına söz olmuş, tercüman, tercüman olmuş, olmuş evet. oldu yani. Hani evet abi biz de bunu yaşıyoruz. Evet abi biz de bu sokaklardayız. Biz de buradayız. O gerçeklikle beraber çok çok alındı. Ve bu kadar tabii ...senin vesairenin de vermesiyle beraber bu sefer iş siyasi boyutlara, boyutlara geldi. gitti. O süreç de çok ilginçti mesela. Ya onu hiç anlamadık zaten. Hani o hiç hani farkında bile olmuyorsun böyle bir şeyden. Çünkü hani ne alaka hı hı. hani şarkı sözünden dolayı bir adam içeri alınıyor. İçeri alınıyor. Bir de bu, o kadar garip bir gündü ki o. Geçen hafta tekrar düşündüm. Biz bir gün önce İngiltere'deydik. Londra'da konserden hı hı döndük böyle keyfimiz yerinde işte Hyde Park'ta neler yürüyorduk hmm. falan. Bir gün sonra adam hapse girdi. Bir stüdyoya gidecektik. Bir anda gelmedi yani hani. Hmm. Ne oldu? Şarkı sözü. Ha? Hani daha önce Türkiye'de böyle bir şey başına gelmiş birisi benim bildiğim mutlaka belki bir şey vardır vardı da hani ben o mi? zamana kadar bilmiyordum yani böyle bir şeyin olduğunu. Şarkı sözlerinde bir sıkıntı çıktığı için hapse girebileceğini. Hmm. Zaten neyse kısa sürede de hani mahkeme vesaire çözüldü ama korkutucu bir şey. Sadece şey içinde şimdi oradaki kez farklı bir, bir yerden başladı olay. Ama bunun öbür bir tarafı da var. Sonrasında zaten iş oralara da geldi. Yani bir de protest bir taraf var. Hı hı. Protest olarak da fikrini belir belli edemiyorsun. Veya yaptığın bir şeyde bu sefer avukata falan danışıyorsun. Ya bir şarkı yapıyorsun. Yani bir şarkı sözüyle zaten o albümün bu kadar önemli bir yere gelmesinin sebebi de insanlara gene dokunması, gerçek olması. E, gerçekliğin içerisinde her zaman pozitif şeyler olacak diye bir şey yok. Yani o hikayeler her zaman toz pembe olacak diye bir şey yok. Bazen hikaye tamamen kötü de bitebilir. Mesela bir tane parça yaptık bundan birkaç ay önce. avukata arayıp şarkıyı dinlettirmek zorunda kaldım. Hı hı. Yani. Ne olur bundan? hani Yatarı nedir diye. Ha, yatarı nedir? Ya bu çok üzücü bir şey işte. Yani. Ya bunların hesabını yapmak bir şey yazarken, yatarı nedir hesaplamak hakikaten yani. Neleri düşünüyoruz? Bu nokta çok sıkıntılı bir nokta. Yani, yani orada kendini ifade edip bir şeyi dinler. Ya sana bir mesaj veriliyor olmasının ne gibi bir problemi var? Olay parçasından bir şey yaşadınız mı? Yok. Olayda bir şey yaşamadınız. Yaşamadık. Peki bir tane proje vardı ama o çıkmadı galiba. Zihnimiz Özgür. Zihnimiz, zihnimiz Özgür. Yok ya Zihnimiz Özgür. Öyle sadece nakaratı kaydedilmiş bir şeydi hmm. o. Bugi ile Ezel'in yaptığı ilk parça Zihnimiz Özgür. Hmm. Aha. O öyle eskiden yapılmış duran bir şey. Duran bir şeydi. Evet. Yani. Kazıdık tırnaklarlığının yeri sizde ayrı galiba. Tabii, Tabii o ilk Berlin'e gidişimizde yaptık onu. Hmm. O onu sizin için farklı olması sebeplerini anlatır mısın bana? Ben daha önce çıkmıştım. işten dolayı falan yurt dışına çok gidiyordum da yani bizimkilerin ilk yurt dışına çıkışıydı ben de ilk defa Berlin'e gidiyordum hani öyle Avrupa'yı da çok bilmiyordum açıkçası İlk ilk böyle gittik hani Berlin işte Kreuzberg'e gidiyoruz hani Kreuzberg'e <laughs> fotoğraf. fotoğraf falan daha o zaman cool değildi yani Hı -hı. <laughs> back then it wasn't cool <laughs> Berlin'e gittik ve hani bizim için bir de şöyle biz Türk rapçi çocuklarız yani o zaman hani ve hani o tarih Türk rap'in doğduğu yer sonuçta Berlin ve hani bizim Hı -hı. için orası ...çok böyle nasıl diyeyim kutsal bir yerde yani... ...onun için onun heyecanıyla... ...ve hani bir şeyler yapıp... ...müzik yaparak bir anda kendimizi... ...Berlin'de bir stüdyo seşinde buluyor olmamızın... ...motivasyonuyla... ...kazılık tırnaklarla... ...ortaya çıkmıştı aslında... ...onun hikayesi de öyle oldu çünkü... hani ...Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da... ...hani zar zor... ...yaşadığım bir hayattan bir anda Berlin'in stüdyo seçti ...gerçekten gittiğimiz ciddi ciddi... En profesyonel, o zaman ilk gittiğimiz profesyonel stüdyolardan bir tanesiydi. Hani onun heyecanı da evet ya. Biz... Bir de 1 Mayıs'a yakın mı dönem miydi? Yok, 1 Mayıs'a yakın değildi ya. Çıkışı mı şarkı? Yok yapımı? Yok, o 1 Mayıs'ta olan şey olay. Ha olay mı bir Mayıs'taydı? Aynen. Bir Mayıs'tan sonra yaptı. Onu da yani. onu da bir tane röportajında evet, demiştim evet. de. Hani onun gazıyla yaptık demişler. O olay gününde. olayla Lolo'yu üst üste yapmıştık. 1 Mayıs Pazardı Pazartesi günü stüdyo vardı. Pazar herkes Hype bir Berlin'deki <laughs> şeyin 1 Mayıs'ın gazıyla Pazartesi günü olayı yapmıştık. Kazıdık e, teknik anlamda da bu arada orada bir başka bir pencereye geçiş var galiba. Hani mix mastering ve projelendirme kısmında da sonuç olarak orada da global çalıştınız galiba. İlk çalıştığımız proje de oydu evet. Öyle mi? Evet. Bu işte bizim çalıştığımız bir mixing mastering engineer var Lex. <laughs> Lex if you hear this. Probably not though. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyordur çünkü. Lex sağ olsun Hani ilk Lex'le hala şu... Mesela Paspartunun da son mix masteringini Lex Hı -hı. yaptı. Yani 2018-2023 o sürede hep Gökhan abi ve Lex'le çalıştık. Hı -hı. Bizim için de ilk böyle hani profesyonel bir yerde stüdyoda kayıt alıp orada beat yapıp ondan sonra profesyonel e, mixing masteringi... Diğer adımda odada kaydedilip yani evet, gayet evet. böyle hani gayet Gerilla şartlarda yapılan şarkılardan Hı -hı. ilk defa böyle uçağa bindik gibi oldu böyle. Böyle aklında kalan şey var mı? Ya o kadar işte evde kaydediyorduk ki şu şarkıda kaydederken işte atıyorum ezel şöyleydi veya şurada arkada bir şeyin koltuğun sesi kalmış falan. Esrar de bir yerde bir tane anlamsız bir back vokal çıkmış arkada. va diye bir ses geliyor. Hı -hı. Dinletirim sonra. Gecelerin bir yerinde arkadan kapı sesi geliyor. <laughs> Şeyde alo'da da öyle bir masa sesi falan geliyor. Onları evde kaydettik zaten. Evde kayıttan. Hı -hı. Onlar da çok güzel anlar değil çok mi Çok saçma komik şeyler oluyor. Bir de rap yapan veya atıyorum prodüksiyon yapanlar için de böyle güzel bir e, mesaj bir yandan. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi herkes şeyin derdine düşüyor ya. Ekipman, ekipman, ekipman falan. İçinde iyi olan bir şey varsa zaten sen istersen gidip boyman TLM 103 ile kaydet. İstersen git işte şeyle Hiç kaydet. Hiçbir önemi yok. Koz bilmem neyle kaydet. Marka verdiğin her düşünü, şeyle Geçen bir tane video, geçen dedim de bayağı oldu deconstructed videoları oluyor biliyor musun? Bu prodüks şarkıların prodüktörleri şarkıları nasıl yaptıklarını. işte bunu yaptım, şunu yaptım diye anlatıyor. Plain Jane var ya, Sef Ferguson'un Ride with the Mob. Onun başa öyle bir ses geliyor ya. Adam onu şey yapıyor. New York'ta şey trene binecek metroya. iPhone'dan kayda basıyor tren raylarının sesi geliyor. Sonra onu biraz manipüle ediyor ama böyle çok güzel perküsyon loop'u gibi duyuyor. İşte yaratım çok yarat güzel bir yarat şey yani. Daha önce ben de bunu birisi yani, için görmüştüm. Baharat yani. Bir tane kim olduğunu hatırlamıyorum da adam böyle eski kordların ilk loop'unu açıyor. Onun üzerine yapıyorlar şarkıyı. Evet. Ha şey şey Gorillaz'ın... Ha Gorillaz Gorillaz şey, hatırladın şey. mı? Şey Clint Eastwood şarkısında. Evet başında böyle dın, 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 dın. birinci prezeti. Şey neydi Omnicore. <laughs> O kullandım, omlek ordum birinci presetine evet. bastım diyor, bu çıktı yaptık. diyor evet yani hiç, hiç olan S bir şey. Şeye iş kadar o. öyle, hani drum loopuna kadar kullanmışlar. Hepsi, hepsi yani. Ben de şey yapmıştım. Nereden çıkacağı belli Defalarca olmuyor. Defalarca yani. izlemiştim, hiç belli olmuyor ne olacak. Bir tuşa basıyorsun oluyor. Derman mesela öyle, Hı. Derman normalde ateş yak şarkısı var Hı. ya, o zaman onun beati kayıp mıydı 2014'te falan? Hani Sercan bir yerde söyleyecek söyleyemiyordu. Hı. Ben de onu ona yakın böyle tune'u aynı bir tane beat yapmaya başlamıştım. Sonra midi klavye çıkan sampler da do tuşuna bastığınız zaman o sample o tune'da çalar ha ya. Ha. Bir şey oldu yanlışlıkla bir <laughs> <laughs> Aa, lan bu çok güzelmiş bunu yavaşlatalım bir şey yapalım diye ortaya çıktı mesela <laughs> evet bu tesadüfler gerçekten çok şey yapıyor hiç yani. hiç belli olmuyor ne olacak nereden de geleceği belli hiç olmuyor belli bir olmuyor. şey yanlış kaydediyorsun o, o çok bütün güzel oluyor, oluyor yani. çok güzel oluyor evet siz normalde peki üçünüz Şimdi koal tarafından bahsetmek hı hı. istiyorum koal demeye ne zaman başladınız aslında bunu kendi aranızda da bizim oralarda çok kullanılan bir laf <laughs> evet. şey yaptınız mı hani bunu böyle bir ekip ismi olarak kullanmaya ne zaman karar verdiniz? Valla Sercan karar verdi ya 2017'de falandı hı hı. koal. Peki bunu siz şu anda şirketleştirdiniz mi? Yani sayılır evet. Yani bir label gibi? Değil. Değil ekip olarak evet, yani. Evet fatura keselim. Kendimiz yani. fatura keselim. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey nasıl iş yani normalde süreci nasıl şu anda götürüyorsunuz? Siz ikiniz Berlin'e gidiyorsunuz beraber bir yani session'da mı yapıyorsunuz yoksa diyor o size oradan akapella atıyor? Genelde hani başlangıcını nasıl yapıyorsunuz her bu şey, işi her, her yöntem kullanılıyordu tabii yöntem ama. Her yöntem kullanılıyor. Hiçbir şey yok. Ya herhangi bir böyle bir sisteminiz genelde sistem, yok. Şöyle şey yapıyoruz. Yani bir hafta stüdyoya gidiyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Sonra Hı -hı. ben bir haftanın son günü Sercan'ın evine gidiyorum. Ses kartını bağlıyorum. Öyle takılırken Sercan diyor ki buldum. Aç. <laughs> Lan bir haftadır stüdyodayız. Evde demo demoyu kaydediyoruz. Sonra demo çok güzel oluyor. <laughs> Sonra, onu Sonra onu kullanıyoruz. <laughs> şey stüdyoda alınan kayıt olmuyor. Ya çok böyle şey Murphy kanunları işlemiyor evet, evet bu işte yani. gerçekten. Yani oturuyorsun bir şey için belki ayarlıyorsun her şey böyle şeyler vardır ya işte. Travis katlar filan gidip villa tutuyorsun. Aynen, Binlerle, halıyı halıyı kapatıyorsun falan orada kaydediyorsun. Şey hiçbir şekilde belli olmuyor Hiç yani Hiç bir, bir standardı yok bu işin. Her an her şey olabilir. Biz de artık bunu bildiğimiz için Hı -hı. Hani gelişine o an yani üç ay boyunca hiç parça yapmayabiliriz, sonra bir gün içerisinde dört tane parça da yapabiliriz. Hı hı. Hani gerçekten bir formu. Keşke bilebilsem o 3 ayın bir gün, hani en Hangi azından bize. stüdyo hamal gibi her gün gidip gelmem yani. Bazen hani aynı şey üzerinde hani bekliyorsun bir şey çıkacak mı? O çok seviyorum hani hiç şeyim yok, şikayet edemem süreçle ilgili. Ben bunları da seviyorum. Ha, tabii o yolculuk zaten sahnesi evet, evet. olan bir şey yani. Belki o 30 günü harcamasan o öbür 30 günü elde etmeyeceksin yani. Peki e, bağımsız mı devam ediyorsunuz? Evet. Bağımsız sanatçı olmak hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben bir zararını <laughs> göremedim. Çünkü biz ilk aslında biraz bu işin hani ilk bağımsız olanlardan olduğumuz için... Hı -hı. ...biz kimse ayıkmadan bu mevzuyu aslında birazcık içine girdiğimiz için... ...şu an bağımsızsın ama değilsin gibi bazı durumlarda oluyor. Biz direkt Hı -hı. hani öğrendiğimiz şey bu. Biz bu yoldan hiç sapmayalım. Böyle devam edelim. Hani dışarıya da öyle bir enerji verdiğimiz için de... ...hani öyle bir teklif de ama... Hı -hı. ...zaten bizde hani dediğim gibi zaten. organik bir şey olduğu için o organiklikte devam ettirmeye çalışıyoruz Hı -hı. olayı. Bağımsız sanatçı olmanın onun dışında zor ya. Yani her, özellikle yeni birisiysen Hı -hı. ya da bir şeyler yapmaya başlamışsan bağımsız sanatçı olmak hele ki Türkiye şartlarında zor. inanılmaz zor. Mesela streaming gelirleri yukarıda da birazcık bahsettik. Yani şu ekonomik anlamda yaşadığımız karşılık, yurt dışı ile olan karşılık ve harcadığımız emek, maddiyat birbirini asla tutmaması. Yani 1 milyon din, dinlenmeye 550-600 dolar falan gibi para Türkiye'de kazanıyor. Çünkü bunun sebebi de şu bilmeyen arkadaşlar varsa. O uzun ilk defa açıklamıyorum bunu. Çok ha, memnunum. Açıklıyor musun normalde? Açıklıyorum. Ya şöyle bir durum var. Türkiye'de alan kişiler yani Spotify'a üye olan işte üyelikleri TL üzerinden bizim kendi kurumuz üzerinden üyelik olduğu için biz de dinlenmeleri o kurdan kazanıyoruz. Senin burada yaptığın şarkı Almanya'da dinlenirse veya Amerika'da dinlenirse Oranı kuruyla. Çünkü oradaki adamlar, oradaki premium üyeliği kendi kurularına göre aldıkları için. Evet mesela burada ne kadar bir DSP şey? 30 lira 40 lira gibi bir şey değil Orada 10 euro. Evet. O yüzden 1 milyon dinlenmeye kaç bin euro kazanırken bu farktan dolayı yani aralarında gerçekten bayağı radikal bayağı fark bir bayağı radikal fark var. Fark var. Bir de gider olarak olan mevzu bambaşka bir şey. Yani çok zor şartlarda herkes burada müzik yapmaya çalışıyor gerçekten. Yani ama en azından teknik anlamda birazcık daha imkanlar arttı vesaire. Herkes kendisi bir şekilde bir işler yapmaya ama çalışıyor da. Ama o teknoloji da. o da o da aslında şey değil ki hani o da para aslında gene o da para. O da yurt dışından bize gelen. Bir veya şey. işte teknolojinin gelişmesiyle olan şeyler yani aslında Hı -hı. birazcık. Ya o teknoloji de gelişmeseydi iyice dipte olacaktık diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yani ses kartı. Daha demin konuştuk 20 bin, yani. yani İki bin, i̇ki çıkmış yani. 1000 euro 20 bin lira orada 40 bu Türkiye'de 40 bin lira. Şimdi bu insan hani ne yapsın ne yapalım müzik mi yapmayalım? O yüzden şey gibi bir algınız varsa diyorsun bunu açıklamak istedim. Hani şey geyi dönüyor ya müzisyenler. Siz zaten dolar kazanıyorsunuz işiniz. Yo. <laughs> tam, <laughs> yani, tam tersi. Tam yani. çatır çatır TL kazanıyoruz. Sadece <laughs> gelen para dolar. dolar olarak yatıyor. <laughs> 10 dolar yatıyor yani gün dolar olarak kazandığın zaman. Sıkıntı. Yani Çok inşallah, sıkıntı. düzelir. Birazcık Adana hakkında. Sen konserlerde aralarda böyle mangal falan yapıyor musun? Ben kebap şey küçük çiftlik parkta mangal yaktım. Orada şey olduk. <laughs> Oradakiler kızmasınlar da bana. İşte ezel konseri vardı büyük. Hı hı. Dedim ki ben dedim bu sefer dedim yemek işini bana catering'i dedim bana bıraksanız da. Tamam dediler. <laughs> Okey. Ne lazım? Dedim ki ben Adana'dan usta ayarlıyorum. Etleri de Adana'dan getirtiyorum. Çok iyi prodüksiyon bu arada. Ondan sonra mangalı da ayarlıyorum. Hı hı. Ve dedim ki herkese yediriyoruz, içiriyoruz bu konserde. Okey. Küçük çiftliğe <laughs> söyledik. Oradaki işte yönetimi Mon yok musunuz siz? Bizim ha, orada mangal. mangal mı yakılacak <laughs> burada falan. Çıkmıyoruz ya sahneye dedim. O mangal dedim yanacak ya, <laughs> ya. Ondan sonra benim için bir şey gurur meselesi sahneye. O mangal yanacak. Adanıl damarları kabarır. Aynı ya. Sanki de adam mı öldürdük? <laughs> bir, mangal bir mangal yapacağız. Mangal <laughs> yakacağız, sahneye çıkacağız, ineceğiz, gideceğiz ondan sonra. Neyse harbiden de ayarladım. Her etler Adana'dan geldi, her şey hazırlandı. Kuru buzlu setaplarla etler taşınıyor hmm. falan. Baya özendim. İşli köfte bile getirdim yani. Düşün <laughs> o kadar büyük <laughs> prodüktörler. Genç prodüktörler örnek <laughs> aslamak nasıl oluyor? Benim kendi çalıştığım prodüktör arkadaşlarıma da söylüyorum. Bir de bir tane Adanalı arkadaşım var dedim ya. Aha. Hep över. Her seferinde Berk işte. Abi bir, normalde burada Adana yiyoruz. O Adana sen Adana da ye falan. Oğlum götür ya da getir bak. Gör. Berk'e de buradan söylemek istiyorum. Adam böyle getiriyor yapıyor. Bir de orada size ne özgü onu çok merak ediyorum. Yani Adana'daki Adana kebabın farkı kuyruk yağ mıdır mesela? Evet. ya? Yani. Ve oradaki etleri ayarlı, iyi ayar, o kuyruk yağını iyi ayarlayabiliyor olmak, Hı -hı. baharatlarını iyi ayarlayabiliyor olmak. Sen onu kendin onun hepsini yapıyor musun? Yok, çok iyi yapamıyorum. Yani Hı -hı. biliyorum da özellikle o şey zır kısmı o çok şey, matematik yani o. Hı -hı. Ve o tam onun ayarını yapman ya çok yağlı olur ya da çok kuru olup hani böyle köfte gibi de olabiliyor. Hı -hı. Onun tam böyle bir ayarı var. Onu Ustayı tanıyor muydum? Tanıyorum, tanıyorum tabii canım. <laughs> çok komple getirdim. Bütün prodüksiyonu getirdim küçük çiftlikte de tam ofislerin önüne mangal. <laughs> hayvan Onlar Onları da böyle azıcık yarım çeyrek kalsaydı. Ya işte her yerden duman geliyor ya falan. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika sonra herkes sıraya girmiş ki <laughs> <laughs> Çok iyi kafa bu arada. Evet. Başka böyle tatlar mesela şey yaptım ben hiçbirini daha denemedim. Bici bici vardı sizin evet. arada herhalde. Bici bici var. Muzlu sütünüz Kazım büfe değil mi? Evet şimdi burada Yardış bir bir şey da açılmış. Yani. Denedin mi oradakini? Aynı mı sence tatlar yani? Abi şöyle diyeyim, şey deneyim, muz, Adana'da muz, süt 30 lira falan. Hı -hı. Burada 90 lira falan. Hani ne oluyor ya? Belki Adana'ya giderim ya. <laughs> yani ufak derine. bir bilet alıp gideyim. Evet. Evet. Hani Hazır gitmişken de bir iki gün evde kalıp Buradakini hiç denemedim ama benziyormuş tadı galiba. Valla ben oradakini denemediğim için beğendim ama oranın şeyi muhabbeti derhal herhalde. İşte 3 bölü 4, 4 bölü 3 öyle bir şeyler. varmış aynen. Biraz bir de, de Kazım öpeyim. Büfe benim Adana'da doğup büyüdüğüm eve çok yakın. Hani ben Hı -hı. Kazım Büfe'nin buradan daha küçük bir halini bildiğim için... Yani biz çocukken sabah kahvaltıya ya da okuldan çıktığımızda işte karnımız aç. Hani gidip takıldığımız bir yerdi normalde. Şimdi baya böyle gazetelere, dergilere çıkan ve hani Adana hmm. denilince muz. Akla gelen. <laughs> Öyle bir şey oldu. Zaten herkes diyor bir kebabınız var bir de muzunuz var diye. Peki Ankara'da sık sık gidip geliyor musun Ankara'ya? Çok bayağıdır gitmiyorum da bugün orada zaten. Bugün Ankara'da yaşıyor. Hmm. Bugü'nün yanına gidiyorum. Bazı. Ankara'da özlediğin şeyler takma gelişen. Ya Bay Baget'i çok özlüyorum ya. Bay, Bay Baget'i biliyor musun? Aha biliyorum. Ya çok seviyorum ya. Benim de aklıma hep şey kalıyor. Pilavcı Bekir Usta. Oo alıyorum. Bekir Usta. Bekir Usta'nın tabii şimdi yer açmış o ama öncesinde böyle tam bestekarda evet, köşede evet, yapardı evet, evet ya. Köşedeki yeri evet evet. Onun için biz canlı müziği bitirdik. Gece oraya gidip orada Bekir böyle Usta Bekir Usta'da gider. böyle bir pilav yerdik falan. Bir de şeyde Bilkent'te Doğu Kampüs'ün girişinde bir <laughs> tane köfteci vardı. <laughs> Aa dur adı <o> <laughs> neydi onun ya? Neydi ya adı? Son durak son, son durak mıydı? Son yok. öyle bir şey yok ya. O ince tarafına arkadan gidecekti evet, evet. ya. Lan neydi adı ya? Adamın adını unuttum <laughs> <Ay haline>. ya. <laughs> çok iyiydi bu arada, evet. Şey getiriyordu ufak Sürekli arabasını. Çok keyifliydi ya. Hala bazen o dönemleri yazık bizden sonrakiler işte Covid'le, pandemiyle falan evet. hep online okudular. Kampüsü çok fazla değerlendiremediler ama. Kampüs de çok güzel bu arada. Ben Bilkent Kampüsü kampüsünü güzel. çok seviyorum ya. Okulda çaldın mı? Yani parça vesaire hiç çaldın mı? Hiç çalmadım. Çok keyifli. Ben... De. Beni radyo bir kente almadılar lan. Radyo bir kente almadılar. almadılar. Vallahi almadılar. Ben de beni biraz galiba ya ben o zaman hani, mi girmek istiyordum peki? Beat yap. Evet evet. Ben zaten o zaman çatır çatır beat yapıyorum ya. Çocuk Tanerman var mıydı peki? O Taner zaman? vardı. Taner de o zaman daha yeni mi giriyordu? Öyle hmm. bir şeydi. Ben Taner'i zaten ta okuldan tanıyorum hmm. yani. Biz de okuldan tanışıyoruz. Bir şey oldu. Beni böyle bir sevmediler orada. Ama çok bak şunu çok iyi hatırlıyorum ben. Ben organizasyondan başvurmuşum. işte hmm. İşte partileri falan yapmak istiyordum inanma. 6 ay falan baya bir işe alım süreci gibi mülakatlar herkes Hı. sert davranıyor bilmem ne yani şu an olsa yapmam mesela onu. Ama bir şekilde kaldım ve sonuna kadar gittim. Girdiğim gün ertesi günü herkes böyle sanki bir rol içerisindeymiş gibi. Abi kusura bakma çok şey yaptık falan filan. Biz bilerek hani gidecek varsa gitsin Hı -hı. diye zorluyoruz falan demişlerdi. Sonra iki sene mi bir sene mi ne kaldım bir de böyle okula ilk girdiğinde heyecanlı oluyor ya. Ben işte Amerikan futbol takımına girmiştim. Oraya girdim yok işte neydi o işletme ekibi vardı ya bizim. E, meyli bir şey. Şey, bir şey. Bir şey club neydi ya? <laughs> meyli bir şey. Sen seviyor musun ya? Hayatı seviyor o musun? O zamanlar seviyordum. Evet, Sonradan ben bu kadar şeye girdim. <laughs> Hepsine böyle bir ayda iki ayda ondan sonra vazgeçtim. Müzik yapmaya başlayınca hiçbirine gitmek istemedim sadece. Ben o kulüplerin partilerini seviyordum. Partiler Kulüpler, çok güzeldi. Evet. Ya ne yapıyorsunuz her şimdi? Yani parti var mı? Parti var, var, var mı? ben de organizasyon o yüzden hani bilet keseyim de falan evet. Aa, akşam geliyor musunuz? Parti konuşuyordum falan evet. hızlı zamanlardı yani. Bilkent ya bilkent. Ankara'da başka özlediğin ne var mesela? Ankara'da arkadaşlarım ortamını özlüyorum. Ya zaten o ortam şu an hani yok herkes büyüdü işinde gücünde Hı -hı. takılıyor da. Hani o öğrenci ortamını birazcık özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum öyle. Şimdi insanların soruları var. Bir iki Hı -hı. tane hem ondan hem de böyle merak ettikleri böyle bazı şeyler var. Onlardan sana sormak okay. istiyorum. Allah. Cevaplamak istemezsen biliyorsun. Portal Portal'da tabancamız <laughs> gidebiliriz buradan. Ee, şeyi, şeyi sormuşlar. <laughs> Olaylar yaşandı. Herkesin merak ettiği şeyler var filan. Ben ferye öyle müsünüz? Bir şey var mı demişler? Yani... Portal tabancası mı? <gülüyor> <gülüyor> Peki, şeyi sormuşlar. Ee, kız arkadaşım var mı diye bir yüz tane kız <gülüyor> mesaj Yok single'ım. arada herkes kızların içi rahatlasın. <laughs> en çok bu şey, womanizer prodüktör diyebilir miyiz hocam? <gülüyor> Otantik. <gülüyor> yani beat yapan bir insanın da böyle yani arka yani önde olmak garip bir duygu değil mi bu arada? Çok arkada bir iş yaparken ve çok aslında stüdyoda vakit geçirmeyi seven bir insan olarak bir anda sahnede de böyle bir şeyin karşını almak, hani gözükmek ve bilinmek her prodüktörün yaptığı bir şey değil aslında. Hani genelde arka planda Işık mutfağında kalıyorlar işte. Ama şimdi birazcık değişmedi mi? Bu teklerle vesaire. Teglerle evet. tabii çok Teglerle Teklerle biraz değişti mevzu. Senin haricinde bir piyasada bugünün de haricinde Aha. en beğendiğin tek kimin teki? Türk mü? Türk. Aktu. Aktu. <laughs> Ver bakayım Aktu. <laughs> Ver bakayım Aktu. Yurt dışında? Yurt dışında. If young, metro don't trust you. Aynen şey tamam. Çok favorim ya da metro. Metro. <laughs> Peki yurt dışında ee, hali hazırda şu anda hani realistik olarak bir şey haberleri de vardı işte Travis Scott gelir mi falan hani hı hı. Böyle o tarz şeyler yaptılar. Böyle realitede olan birisi var mı beraber çalışmaya yakın olduğunuz veya sen ya şunla çalışmayı çok isterim bir kontağımız da var da bakalım falan dediğin. H var H diye bir tane rapçi var İngiltere'den hı hı. çok seviyorum hı hı. hepimiz çok seviyoruz. Hani onunla belki bir şey oldu bir Hani öyle bir dirsek temasınız var da hani daha hani ortada olan bir şey yok. Yanlış anlamayın. Parça ne zaman çıkacak diye sorun. Parça sonra. albüm ne zaman Bu sadece bir düşünce. Hani, hani hmm. bağlantımız da var bir şekilde. Hani H'le mesela çok bu aralar parça yapmak istiyorum. Tarkan'la bir şey yapmak istiyorsunuz. Neden olmasın? <laughs> Güzel bir birliktelik olur mu? Neden olmasın? Ben söz yazarlığı da yapmak istiyorum. Söz songwriting hmm. kısmına da bu aralar sardım. Hmm. Hoşuma gidiyor yani böyle. Peki orada ne tarzda yazıyorsun? Rap mi gene? Hiç. Yok kafama göre. Kafana göre. Aynen. Biraz Emrah Karakuyu şeyi. Tabii tabii. Şeyi. <laughs> Emrah Reis kadar olamasak da biz Yazıyorsun. de bir iki gönül yakarız diye düşünüyorum <laughs> söz yazmada. Peki konserlerinizde veya kayıt sürecinde olan böyle bir iki insight bize hikaye anlatır mısın merak ettiğimiz? Dinlediğimiz şarkılardan ya yani şöyle bir şey oldu veya bir konserde şu oldu falan. Az önce benim dinlediğim falan da olabilir bu arada. Ne anlatmıştım ben az önce? Neydi e, parmanı kırılma anısı Aa, vardı. O meşhur parmak kırılma hikayesi. İzmir'de konserde Ozveni'de. O zamanlar biz stage diving fur, furyası <laughs> başlatmıştı Sercan. Ondan ya yani birkaç sahnede işte Babilon'da atladı sahneden birkaç yerde daha yaptı. İnsanların üstüne atlıyor. Üst bir, atlıyor aynen öyle. Onlar da taşıyorlar sonra geri getiriyorlar. <laughs> o da şarkıyı... Bir gün gelmedi falan. <laughs> Havada söylüyor işte böyle. <laughs> ya bu arada yurt dışında inanılmaz stage diving örnekleri var. Ben hmm. bir tane Method Man Redman konserine gitmiştim. Adamlar şey yaptılar. Seyircinin üstünde seyirci ayaklarından tutuyor. Böyle yürüdüler. Yürüdüler. Hani. Travis Scott da filan böyle sahneye davet edip şeyleri fanları... Çocukları atıyor. Değil mi? Falan. Rage, rage <laughs> yapıyorlar. Bir designer da bir tane konserde şey yapmıştı. Seyircilerin arasından gitti gitti sonra hani o... ...Front of House 4'ün sesin ışığının yapıldığı o ayrı kule gibi Aynen. bir yer var ya... ...adam oraya kuleye kadar gitti sonra kulenin üstüne çıktı... ...oradan söyledi insanı. Hani neler çok ya. ilerideler bizden. Türkiye'nin kıskanılmadığı konulardan <gülüyor> bir <gülüyor> tanesi stage diving. Hı -hı. Neyse Sercan dedi ben de yapacağım ya dedi stage diving. Tamam okey <laughs> kanka dikkat et falan. Hani burası Türkiye ne olacağı belli olmaz. Adana'da yaptık bir gün öncesinde mi iki gün öncesinde mi ne? Atladı... Çocuklar sonuna kadar götürdüler, şehrimin tadını söyledi, geri getirdiler. Hani müthiş, harika. Orada çalıştı. 10 numara, Adana'da on numara çalıştı. İzmir'e geldik, çok daha kalabalık, çok daha büyük böyle tıka basa do. Zaten o konser garip bir konserdi. Çocuğun bir anda şey oldu. Sahnede bizim işte tur menajerimiz var Alp abi. Alp abi geldi. Arkadaşlar dedi, bizim yanımıza geldi konserin ortasında. Konseri durdurmamız lazım şu an. Ne oldu ya? Ya işte bir tane çocuk varmış. Çocuk 18 yaşından küçükmüş. E babası da polisi aramış. Polisler şu an kapıdaymış. Ondan sonra. <laughs> şey yapacaksın. Kim arkadaşlar elini Öyle kaldırsın oldu. deyip. Gönderecek sıçır. Yani polis konseri yaptırtmıyor şu an dediler. Sercan dedi ki abi yani şimdi ben çocuğun adını sanırım... Yazık çocuğun <laughs> yerinde olsan düşünsene o kadar kişiler... Benim falan <laughs> <laughs> İşte atıyorum işte Efe Çelik <laughs> işte babam polisi <laughs> aramış. Yemin ederim her şeyi böyle harfi Babam polisi aramış polis şu an <laughs> kapıdaymış. Ben de o sırada şey yaptım. setaptan şerimin tadını açıyorum. Aa polisten onu, onu <laughs> polis takıcı onu böyle Q'ya koydu. <laughs> Çocuğun ha, beyninde bir travma olmuştur gerçekten. Çocuğa falan <laughs> <gibi>. çocuk. <laughs> gitti ondan sonra konsere devam, devam ettik. <laughs> yani böyle başlayan bir konser. <laughs> Sonunda da işte şehrimin tadında... Ben de stage yapacağım, yapacağım. Tamam. Atladı. En önde de böyle kızlar vardı. Kızlar taşıyamadılar tabii ki pat diye yere düştü böyle. <laughs> bir böyle bir arbede oldu lan. Bir anda böyle hani ezel önünde hani seyircilerim için. <laughs> Tehlikeli bir durum aslında. Ne olacağı belli olmaz. Herkes içiyor ediyor <laughs> hani... Orada da bir tane böyle beyaz şapkası vardı. Birisi şapkayı almaya çalışırken hı hı. o da tutuyor. Tutarken de parmağı kırılıyor. Bir anda oğlum benim parmağım çatladı galiba hı hı. diye böyle sahneden indi. Sonra bir baktık kırık, ameliyat vesaire. Bayağı bir uğraştık yani. Kepi tutarken parmak gitti. Kepi tutarken gitti. hani mesleki, meslek kazası mı denir? Kepi bırakmamak Kepi üzere. Kepi bırakmadı. Ama parmak gitti. Olsun en azından güzel bir şey. Ameliyat orada. falan oldu. Bir de onun için çok önemli. Çünkü gitar bağlamı Çanaya, falan hı. çalıyor. Hani o his Yani birazcık kaybettiğini söylüyor da. Hı hı. Elinden olarak. buradan Emot Hastanesi'ne operasyon <laughs> <otanesiğim gülüyor> için teşekkür <laughs> ediyoruz. Başka var mı aklına gelen? Biz Light, Lights Out albümünü biliyorsun değil mi? E, tabii. Hı hı. Lights Out'u yaparken son böyle artık hani kaydın son günüydü. Hı hı. Ben bu arada spora başladım bayağı böyle yeme içmesine dikkat ederek hı -hı. şey yapıyordum. Biz de koalde belli dönemlerde üçümüz asla hiçbir zaman spor yapmıyoruz ama hep birisi spor yapıyor. Hı -hı. Bundan önce Sercan yapıyordu. Ondan önce Bugi yapıyordu. Hı -hı. Böyle hani işte basma pirinç, Aha. işte günde 200 gram protein <laughs> alayım falan. Bugi tam lights out yaparken full fokus sporda. Hı -hı. Son gün ve hani bitirmemiz gerek. Kapat ışıklarını mı bitirecektik? Bir, bir şeyi bitirecektik. Hı hı tam stüdyoya gideceğiz. Saat böyle artık dört buçuk falan oldu ve hani bitirmemiz lazım. ya yani. pazartesi günü teslim edeceğiz. Hı hı. tam çıkıyoruz bugün dedi ki ben spora gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Olimpiyatlara hazırlanıyorsun lan dedim ya. Başka gün Son gün artık bitirme. Tamam tamam diye şey. <laughs> Takıcı da takıyor insan hakikaten. Evet yani. ya, ama istiyor. spor öyle bir şeymiş ya. Valla ben de şimdi başladım. yani mi? bir süre yani yapıyordum bir ara verdim şimdi tekrardan başladım. Hı hı. yani Yemek yeme kısmı sporun bence spor yapmaktan çok daha evet. zor. Ya onu ayarlamaya çalışmak, öğünlerini yani bazı noktalarda taşımaya başlamak falan filan. Çok çok yorucu sıkıntılı ya. Sıkıntılı bir iş yani. Çok yorucu. Ben ya. bir de ya abi çok çok yemek yiyen bir insanım. Aşırı severim yemek yemeyi. Özellikle gece eve döndüm. Sabah ben 5'te 6'da yatıyorum yani. 12'de... ...oturup yani böyle bir şey dizimizi izlerken... ...gele bir açlık başlıyor... sabah kadar buzdolabına git gel... ...buzdolabına git gel yani... ...hani... <laughs> anladım. Anladım. Anladım, ...anladım... ...anladım... ...anladım anladım çok iyi anladım... Açım yani. <laughs> ...zor zor o açlık <laughs> çok zor... <gülüyor> 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 ...o açlık zor... ...ya bir de aç aç yatmak... ...aç yatmak var ya yani nasıl geçireceksin... ...soyla mesela bütün gece ayaktasın çalışıyorsun... Zor oluyor sadece bir, En azından bir kola mola iç <gülüyor> 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 İçmek Ama sonra sabah kalkıyorsun Hiç aç olmuyorsun Aynen. öyle aç yattığında Niyeyse o sadece akşam oluyor o açlık Evet ya, yani sonra da öğleden sonraya kadar <laughs> Sonra tekrar akşam acıkıyorsun <laughs> Niyeyse Abi işte Bizim gibi gece çalışan <laughs> insanlarda Müzik yapan insanlarda kolay değil Evet <laughs> neyse sıradaki soru Sıradaki soru <laughs> Lights Out'u normalde albüm olarak yapmayı düşünmüyordunuz aslında. Bir anda albüme dönüştü değil mi? Orada seçimler yapılırken. Ya şöyle aslında ilk parça ilk bir tane normalde feat. Hı -hı. İşte UFO bir tane feat için bir şarkı yollamıştı. Orada başladı. Bir tane parça oldu. Hı -hı. Hangisiydi? Zombie. Ee, Zombie. zombi ile zombi. evet. başladı. Zombie ile başladı. Sonra stüdyoya gittik. Fallen'ı yaptık. Hı -hı. Sonra stüdyoya gittik. Kendini kaybeti yaptık. Sonra gittik grind'ı yaptık dört şarkı oldu, oldu. dedik ki bunu hani EP olsun falan diye ilk konuştuk hı hı. sonra hani full bir projeye çevirme kararı aldık ama bak aklıma geldi Virzint Kralın Normalde Virzint Kralı klip çekilmeyecekti. Hı hı. Ondan sonra Grind diye bir şarkı vardı ona klip hı hı. çekilecekti ve hani bütün süreç Grind'da klip çekilecek diye ilerliyordu. Pazar günü biz Bugi ile stüdyodayız. Pazartesi günü klip çekim var stüdyo set işte ekip gelecek çekecekler edecekler falan okey pis böyle bir bug ile böyle bir içimizde o pazar günü akşam o anlattım ya Virzin kralın beat'ini yaptı Bir böyle bir ya çok özür dilerim hani projede böyle bir tam içimize sinmedi Niyeyse grind'a klip. Hı -hı. Yani tamam çekelim de bir böyle son dakikaya kadar bir şey olabilir mi diye düşündük. Hı -hı. Ve onun için de beat yapmaya böyle bir motivasyonumuz. Ya buna olmasın ya klip diye böyle. Sonra o virgin başında anlattığım Virzin Kral hikayesi yaşandı ve biz o beat'i yaptık. Hı hı. Biz ama böyle çok şeyiz. Okey işte Grand'a klip mi çekiliyormuş? ha? Okay. Çekilsin, çekilsin. Görürsün, <laughs> Ondan sonra stüdyoya gittik. Hadi işte klip çekelim falan. Biz bu Bir dakika, bir saniye. Bir tane beat var arkadaşlar. Şunu bir dinleyin. Ondan sonra hani ona göre hı hı. karar verelim tekrar diye. Neyse biz beat'i... Dün, çok güzelmiş falan. Hemen başladılar yazmaya. Mesela o klipte bazı yerlerde işte kayıt alınıyor o. Evet evet. Böyle o süreci. Biz çekmeniz. gerçekten şarkıyı yapıyoruz o sırada. Hı -hı. Hani çünkü öyle bir vaktimiz de yok. Hani hem şarkıyı yapıyoruz hem Hadi klibi klibi ya. çekiyoruz Hı -hı. gibi böyle bir orta yani o klipte görüntülerin %70'i bizim o gün şarkıyı yaptığımız, sözlerin yazılıp kaydedilip şey olduğu günden. Hı -hı. Kurgu gibi tekrar yördüler evet, evet. yani Ve o an yani çekildi. Grind'da klip çekilmedi. Hı -hı. Ya Hı -hı. özür dilerim. Hı -hı. Hı -hı. Seviyorum. Hı -hı. Şarkıyı seviyorum hani lafım yok da. Ya Vision Kral hani hı hı. daha çok klip serisi şey, şey yani yeri ayrı bende sound olarak vesaire. Hı hı. Çok hani insanlar da sağ olsunlar çok beğendiler ettiler. Vision Kral da öyle normalde grind'da e klip çekilmesin diye yapmıştı. <laughs> <laughs> yani ben, benle bugünün <laughs> grind'ı e çekmemizi şey Aynen beynimizin arka yani. tarafında ikimizin bildiği bir hı hı. info yani. Hani Çekilmesin diye değil de hani farklı böyle grind, şöyle konuşmuştuk o zaman. Grind'da hani böyle kapıyı açıyor musun gibi oluyor. Biz istiyoruz kapıyı kıralım hmm. hani hmm. öyle bir hissiyat olsun diye. O hype'ı Evet o yani. hype'ı insanlara geçirebilelim diye. Çünkü çok gazlık süper <laughs> bir trap albümü yapıyoruz. Tam bir de böyle bu şey Boogie ile benim mesela trap albümüm olsun. Hmm. Soundlar hani bizim bildiğimiz yabancı olmadığımız soundlar olduğu için. iyi bir şey çıkartmak istemiştik hmm. şeyde. Onun için de öyle bir tercihimiz olmuştu. Murda'yı soracağım. Bir de Şeyin Şah'ı soracağım burada. arada. Okay. Çünkü Şeyin Şah'la da karma, karma evet. sen yaptın. Evet. Yak yakı yaptın. Yok yak yakı bugi yaptı. Ha yak yakı bugi yaptı aha. çok affedersin. Biz Önceki, devi yaptık onunla beraber. Devi yaptın. Albümü aha, ben yapmıştım. Ee, özellikle karma yani karma da çok önemli aha. bir yerde bence. Aha. Rap piyasasında çok bilinen ve çok Hı -hı. böyle kült olmuş şarkılardan birisi. Onunla Hı -hı. alakalı bir hikayeyi merak ya, ediyorum. Ya o tamam. Orada, orada o şarkının kayıt kısmında ben o Ufuk İzmir'deydi o zaman. Hı -hı. Hani onun için ben tam şeylerini bilmiyorum. Ama beat'i yaparken yanım, hani bir yerine kadar başlamıştık. Hı -hı. Ama ondan sonra hani... Ben de, ben de... Ben parçalarını birleştirdim en son. Hani Hı -hı. Kay, kayıt geldi ve aranjesini yapıp mix'e gönderdik gibi bir durum Hı -hı. oldu. Hani onun için orada o olay... Yani o yaşanan ha, o şey tam de çok... hakim değilim Hı -hı. yani. Ama onun devamında için... peki ilgi şey yaptın mı? Hani ekstradan bayağı farklı bir noktaya koydu çünkü rap dinleyicisi o şarkıyı. Evet yani çok şey çok kişisel bir parça olduğu için Hı -hı. ve çok böyle hani karanlık çok böyle hani tarzının dışında ıhtan da öyle hani biraz Hı -hı. böyle alışılmışın dışında bir stil olduğu için insanlar bu baya hoşlarına giden bir evet. parça oldu. Zamanla insanlar baya hani karma işte Türk Hı -hı. çerepin işte Evet yani öyle evet. bir noktaya getirdiler. Sağ yani. sağ olsunlar. Teşekkür Hı -hı. ederiz. Çok sağ ol. Bir de Mörda'yı soracağım Murder'ın. Mörday Merhaba ya. Sen onu çok eskiden beri dinleyici olarak biliyordun Tabii mi? biz dinleyici olarak Türk zamanlar Evet Murder Türk zamanından Ben hatta böyle bazen eski parçalarını, Sen bunlardan biliyorsun lan hani yani Dinleyiciyiz Radyoda bir şarkı Ezel'in yani imkansız mı dinlemiş Kim lan bu Türkçe söylüyor falan diye Hı -hı. Bizim ekibi oluşuyor Ondan sonra biz de ilk Amsterdam konserimizi yaptığımız zaman Mörda e geldi öyle tanıştık Hı -hı. Hatta yani şey oldu Mörda e geldi Oturduk sohbet muhabbet Sonra Sercan'la Mörda stüdyoya gittiler, boynumdaki çeyini yaptılar. Sonra Mörda konsere geldi, hı hı. konserde takıldı. Konserden çıktılar, AYA'yı yaptılar. Aynı <laughs> gün yani boynumdaki çeyin, konser, AYA hepsi aynı gün içerisinde oldu. Yani çok ilginç bu arada abi. Evet. AYA'da mesela gerçekten Mörda da yani hakikaten yaptığı şeyi attın, <laughs> vuran adamlardan evet, Mördü... birisi yani. Seviyorum ben ya Mörda'yı. Bir Hatta, de eğlenceli bir adam Evet diyorsun. biz bir de iyi anlaşıyoruz Ömer abiyle. Komik bir yani böyle şey olsa bir bölümü Allah söyleyeyim olmazsa gelsin bir Vallahi çok tanış isterim olur. yani. Ne güzel olur, ne güzel olur. Önder abi komik ya. Önder abiyle bazen böyle iki buçuk saat falan FaceTime yapıyoruz ama hani Hı -hı. gündelik hayatımız devam. Hani atıyorum ben PlayStation oynuyorum o PlayStation oynuyor. Hani bir yandan e ee işte abi ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Ya ne yapayım buraya işte. Ta, hani hep böyle random bir konuşma halimiz var ve çok gülüyoruz konuşurken sürekli. Taşak Muhammed. <laughs> <laughs> <Hatırınız> için. <laughs> o sürekli öyle. işte bir şey oluyor ona, Aa, gülüyoruz falan. Mördayla komik bir şeyimiz Gerçekten. var. İletişimimiz var. Evet. Süper abi. Son olarak da şunu soracağım. Ondan sonra da kapatacağız. ne zaman zaten. çıkacak? Yok onu sor, so <laughs> <laughs> Onu sorma dedi. Sormuyorum. Şu anda senin dinlediğin genç yeteneklerden çok böyle kulağına batan ya bu adam harbiden çok iyi şeyler Türkiye yapıyor. Bende. Türkiye'den. Ya ben bu arada böyle işte Emir Ta dinliyorum. Hı -hı. Göko dinliyorum. Hani böyle daha melodik başka evet başka şeyler dinliyorum ya yani bu böyle ila rap olmasına gerek yok tabii. Ya ki, sıkıldım biraz ya ben. Hı. Birazcık böyle değişik bir şeyler arıyorum daha böyle. Çok aynılaşmaya başladı. Evet. Değil mi? Öyle bir problem var. Bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum. Bence şu an dünyanın her yerinde bu Beat Blue veya işte Söz ya Writers Block ya Beat Block bence herkes de var. Bir böyle bir ilerledik, ilerleyebileceğiz ama ne yeni olan şeyine bir arayış Sence nereye gidecek bu sound bir de onu mu... mesela bir yere atıyorum o trap'ten sonra afroya evrileceği belliydi. Afro ve reggaeton'a doğru da çok aha, evrildi. Aha. Buradan sonra sence nerelere gidecek? Bence ya ben, ben element olarak düşünüyorum. Hı -hı. Bence Eidolite hiçbir yere gitmeyecek. Eidolite o sub bas bir süre çok daha uzun bir süre devam edeceğini yani o büyük bir keşif olduğunu düşünüyorum onun Hı -hı. çünkü hani sesi duyduğunuz bir sound'u... frekans olarak hissetmek. Ya elinde bir şur şunu tuttuğun zaman hissedebiliyorsun Hı -hı. veya işte bir yerde titreşimini hissedebiliyorsun. Hani Kanya hatta bir tane şeyde podcast'te bir tane rö bir röportajda ya da şey diyor. İnsanların Edaoydu'yu çok sevmesinin sebebi o titreşimden dolayı hani o çakralarını Hı -hı. yani o kadar hani şey düşünüyorum. Tabii Kanye gibi, gibi düşünmüyorum da ama Hı -hı. yani onun bir anlamı olduğunu da düşünüyorum. Hani insanların Hı -hı. onu böyle bir fiziki anlamda bir, bir şey tetikleyici şey işte. yani düşünsene hani kulağın duymuyor ama bir vibrasyon hissediyorsun Hı -hı. ve bu müzik sesten kaynaklanan bir şey olduğu için Hı -hı. ...Edo Edaoydu'nun ve yani o sub basın uzun süre müzik piyasasında devam edeceğini düşünüyorum. Hı, -hı. ...nereye evrilir bilmiyorum... ...şimdi mesela biraz daha hani pop soundları... ...vesaire daha böyle bir... ...tekrardan bir daha böyle 90'lara geri dönüş... Aşkın olayım. ...evet aşkın olayım... <laughs> ...ya da işte Mert'le şeyin... ...Mabel'in antidepresan anti falan... Ya ...çok güzel çok bir sound, güzel parça. sound olarak... ...süper bence Hı -hı. hani... ...birazcık daha oralara kayacağını... ...ve işte popüler müzikte de... ...daha böyle hani birazcık daha... ...EDM'e kayılacak... Hı -hı. ...daha böyle melodik şeyler olacak ya da daha slogan... ...şeyler olacak birazcık daha böyle gider... Ondan sonra da bilmiyorum. Bence bir pop geri dönüşü Peki olacak. Peki rock geri gelir mi? Bence gelir. Bence de gelir. Ama böyle birazcık daha şey gibi gelecek. Nasıl diyeyim? Imagine sen? Dragons falan. Öyle de değil. Böyle XXXTentacion'un hmm. daha böyle hani punk, punk ama rap. böyle... Hı -hı. Birazcık rapçilik de var işin evet, içinde. Hani evet, böyle evet. nu metal birazcık daha Hı -hı. form değiştirebilir ve daha böyle farklı bir yere gelebilir ve insanlar bunu Hı -hı. bundan çok etkilenebilirlerdi Daha böyle hani işte Lil Peep'in ki falan gibi değil de daha böyle Suicide Boys'un daha Hı -hı. böyle metal Hı -hı. versiyonu Hı -hı. gibi düşün. Hani aklımda birazcık Bunlar ben Hayalim olan ben, projeler benim öyle Bence öyle, canlı bir, canlı bence öyle şey bir yere ha? gidecek. Hı -hı. Ve bir süre götürecek yani. Çünkü hep öyle o. ve hep birbirini takip etmiş şeyde de hani birazcık işte rock müzik metal müzik şey oluyor sonra rap geliyor sonra ikisi birleşiyor başka bir şey yaratıyor sürekli dediğimiz Değişim gibi şey. o müzik DNA'sı aslında hep bir yerde kalıyor İşte bu yüzden sampling vay ve konuyu bağlıyorum <laughs> çok iyi bağladım <laughs> Aynen. Bu arada yani şu an her şey bir bütün oluyor ve işte sampling o DNA'dan dolayı hani insanlar onları dinleyip Sonra sevdikleri şeyle ve modern olan şeyle birleştirdikleri zaman yeni bir şey ortaya çıkartmış oluyorsun. Zaten müziğin de en güzel hep insanları canlı tutan ve insanları dinlemeye meyilli tutan şey de sürekli kendi içinde yenilenebiliyor olması. Ve bu yenileme de şu an bir hani o deri değiştirme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. İleride çok daha böyle değişik güzel soundların çıkıp insanları etkileyebileceğini düşünüyorum zamanla. Müzik yani kötü bir yere gitmez müzik Hı -hı. hiçbir zaman. İnsanlar onun daha şey yapar. Hı -hı. Değiştirebilirler kendi işlerini ama gelip geçici şimdi mesela 1992'de Türkiye'de en fazla dinlenen 50 şarkının sence kaç tane sanatçısı şu an aktif olarak müzik kariyerde işte 3-5. Şimdi de öyle olacak. Hı -hı. Başı çekenler olacak. Çekmeye devam edecek. Uzun vadeli bu işi yapmaya çalışan evet. insanlar olacak. Daha sanat gözüyle bakın evet. insanlar olacak. Aralarda tabii ki de hype'lar, hitler Tabii ki de. döneme hitap eden insanlar olacak. Ama bir de bu işi gerçekten çok uzun vadede bir hayat boyu bir kariyer olarak yaratmak isteyen müzisyenler olacak. Ya onlar da bir sonuca varamayabilirler. <laughs> Varamaya bu işin hiçbir garantisi yok tabii, tabii ki de. de. Bir de şey de değil o. Başarıyı neyle ölçtüğüne de çok alakalı. Yani illa bunu stream sayısıyla da ölçülmesine gerekiyor. Tabii ki de. Bir manifeston vardır, bir olayın vardır. Böyle tanıdığım çok saygıdeğer, hala bildiğim ve sevdiğim insanlar var piyasada. Hepimizin bildiği. O adam o işi yapmaya devam ediyor yıllardan beri kendi bildiği yolda Ona da çok saygı duyuyorum. Çünkü onun bir stili var, bir anlatım dili var, bir hikayesi var. Ona göre ve bir alıcısı var, Ona göre alıcısı dinleyicisi var. var. Kendi kitlesini oluşturmuş ve hmm. kendi kitlesine hitap edecek şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunda yanlış hiçbir, hiçbir şey yok. yok. Bilmiyorum hala güzel ya hoşuma geliyor. Hmm. Hala heyecanlanıyorum ve bu konu hakkında konuşulunca şey yapınca. Müzik olmayabilir, olabilir istediğiniz sonucu alabilir. Şarkınız hiç dinlenmeyebilir ama konserleriniz de olabilir. Şarkınız çok dinlenebilir. Konserleriniz bomboş olabilir. Hı hı. Çok iyi bir stüdyo sanatçısınızdır ama performansınız kötüdür. Ya da performansınız kötüdür. Şarkı yapamıyor olabilirsiniz. Bunu hep... Olabilir doğal şeyler yani aslında senin kendini nasıl konumlandırıp kendini nasıl geliştirdiğinle alakalı bir şey bu. Yani çok iyi bir performans sanatçısındır ama doğru prodüktörü bulamıyorsunuz. Ama doğru prodüktörü bulduğun zaman da bu sefer hiç sahne yapmayıp sürekli albümde basabilirsin. Hı hı. Yani bu birazcık kendini tanımak ve kendini nereye kadar değiştirebilir ve geliştirebilirsin onun farkındalığıyla... ...alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkese de yani buradan hani müzik yapan... ...müzikle ilgilenen herkese de... ...hani ben de bir şey bildiğimden dolayı değil de... ...en sağlıklısı birazcık kendinizi keşfetmeniz. Hı hı. Hani neyi daha iyi yapabilirim, neyi de eksiğim... ...eksiksem bu eksiği nasıl düzeltebilirim diye. Hani biraz ona kafa patlatmakla alakalı bir şey. Yani çok iyi bir prodüktörle de çalış... ...yani çocuğun biri mesela işte demo yaptı diyelim... ...ben de çalışmak istiyorum. Yani ben niye çalışmak istiyorum ki? Ben zaten... Hani bir, bir stil yapıyorum. Sen başka bir şey yap. Ben seni duyayım ve ondan sonra güçlerimizi birleştirelim. Hani sıfırdan bir bir şey yapmak yerine ben farklı bir şeyleri duyup ondan sonra onu nasıl yorumlayabilirim yapıyor olmak şahsen bir prodüktör olarak ya da işte beat ne istiyorsan ne demek Hı -hı. istiyorsan. Hani o daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü onun enerjisiyle kendi enerjimi bir araya getirebilecek miyim oturup. Çünkü ben onun müziğini beğeniyorum. O benim müziğimi Hı -hı. beğeniyor bir ama Nasıl bir, şey. nasıl bir ortak Paydada bir araya gelebiliriz diye hı hı. düşünüp ilerlemek üzerine oluyor. Mesela Mabel'le çalışırken en net örneklerden bir tanesi söyledi ya yani Ben o beat'i, işte toy şarkısını bambaşka bir kafada... Yap Aklıma bambaşka bir şey gelmişti. Ama o çok farklı bir yerden olayı yakaladı. Ve hani ben onun müziğini beğeniyorum, o benim müziğimi beğeniyor. Ortak paydada bir yerde buluşup... O kendi yapmak istediğini, ben kendi yapmak istediğimi yapıp... ilerleyip hı hı. müzik yapıyoruz. Bence en sağlıklı ve en hani güzel sonuç getireceğini düşündüğüm işler genelde bunun üzerine Böyle, bu şekilde ilerleyerek oluyor. Hı -hı. Yani isimlerin, programların mixçinin, hani siz onu doğru yönlendir yani bir önemi yok. Tamamen aslında olay kendinizde bitiyor ve kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz de bitiyor Hı -hı. olay tamamen. Çünkü sonsuz bir şey. Sen yukarıda az önce söyledin. Babam her gün hala saatlerce çalışıyordu. Saatlerce bağlama yani. çalıyor, Aynen. Bu işi sevmek lazım. Yani. Spor yani. Başka bir şey. profesyonel olmak başka bir şey. Çok keyifliydi. Aynen. Hıcan. Vallahi iyi ki geldin. Eyvallah sağ ol. Ben de iyi ki geldim. Teşekkür ederim. Bugün abi. DJ Ars'la <laughs> beraber verdik. Efe Çelik çok keyifli bir muhabbet ettik. Umarım keyif almışsınızdır. Aynen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Pardon konuşalım mıdaydık. Kendinize çok iyi bakın. Pardon, Görüşürüz. Pardon konuşak mı? Pardon konuşak mı? <gülüyor> 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 Oradaydık. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.